Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. 18 bin abonenin şerefine çok özel bir model inceliyoruz. Bu modeli özel kılan şey bu evin büyüklüğü, işçiliği ve malzeme kalitesi arkadaşlar. Bakın ikiz iki tane villa her birisi 120 metrekare artı bahçedeki 30 metrekarelik bahçe mutfağı ve içerisinde tuvaleti de mevcut. Tam karşısında da görmüş olduğunuz kocaman Havuz bulunuyor arkadaşlar. Bugün çok mutluyum bu evi çünkü uzun süredir bekliyorum. Bu evin incelemesi için de heyecanlanıyorum. Bu gösterişli evimizin ön tarafını gördükten sonra yan taraftan görünüşünü alalım. Gerçekten çok hoşuma gitti ve iddia ediyorum YouTube'da görüp görebileceğiniz en kaliteli, üst düzey prefabrik evlerden bir tanesini şu anda izleme şansını buluyorsunuz arkadaşlar. İşçilik kalitesi ve malzemelerin üst düzey olmasıyla gerçekten dikkatinizi çekecek bu evi Emirhan Prefabrik üzerinden iletişime geçerek sizlerin de yaptırması mümkün. Arkadaşlar, evin yan taraflarındaki sidingleri ve duvar kaplamalarını, otomatik panjurları görüyoruz. Burası evin arka tarafı. Arka taraftan da Bahçeyi göre görüp aydınlatmaları yapacak büyüklükte camlar, tavandan yerlere doğru spot lambalar, otomatik panjurlar mevcut. Alüminyum doğrama, su giderleri, yukarıda spot lambaların yan, yanlarında normal aydınlatma lambaları ve tavanlardaki çıkıntılardaki birleşim yerindeki işçilikleri görmenizi istiyorum. Buralarda gösterişli kolonlar iki tarafta bulunan terasları kaplıyor arkadaşlar. Daha gösterişli hale getiriyor. Bir tanesi kapalı terastı. Kış bahçesi şimdi içeriden de göstereceğim. Bu da açık teras. Doğrudan ikisi de havuza bakıyor salonla birlikte. Bu da havuza bakıyor. Üst tarafta dekoratif yine kaplamalar, yalıtım ürünleri, düz ve yer kaplamayan led lambalar. Etrafında beyaz ve antresin uyumu. Evin girişi burası. Çok şatafatlı. Adeta bir Prefabrikten şato izliyoruz. Girişin ihtişamı gerçekten çok hoş. Havuza bakan taraf giriş değil ancak orası da çok ihtişamlı duruyor arkadaşlar. Gerçekten çok merak ettiğim ve bir süredir tamamlanmasını beklediğim bu modeli incelemekten büyük keyif duyuyorum. Evin şimdi içine doğru girmeden önce girişteki ihtişamı son bir kez hemen hızlıca gösteriyorum aydınlatmalar, spotlar, işçilik detayları, çelik kapının en üst model kapılardan bir tanesinin seçilmesi hem camlı hem de bu şekilde karolajlı. Evin girişine bakalım arkadaşlar. İçeride beyaz ağırlıklı bir ton var. Duvarlar kardelen beyazını andırıyor. Yerler, banyo, tuvalet içleri tamamen granit kaplı. Zemin granitlerini, yukarıdaki karton piyar işçiliklerini, kapıların Amerikan biliyorsunuz beyaz kapı olmasını seyrediyoruz. Evet girişte sol taraftaki odanın kapısı kapalıydı. Orada bir oda daha var arkadaşlar. Özür diliyorum bunun için ulaşamadım o odaya. Bakın burada tuvalet banyo bölümü. Banyodaki mobilyalar tamamen birinci sınıf. Bütün banyo işçilikleri de üst düzeyde yapıldı. Banyo mobilyasını görüyoruz. Duvarlar yukarıya kadar ve zeminler granit kaplama. Bununla birlikte koridora doğru bağlantısını sağlıyoruz. LED lambalı e, aydınlatmalar koridorda yine karton piyer. Burası diğer oda. Gayet geniş büyüklükte odalar var. Dediğim gibi bu evin bir tanesinin büyüklüğü 120 metrekare arkadaşlar. 120 metrekare. Evet. Yukarı taraflar tavan tarafı yine antresite yakın bir renk. Pencerelerde alan tasarrufu sağlanması için PVC doğramalar sürgülü olarak yapıldı. İki taraftan da açılıyor. Doğrudan bahçenizi görebiliyorsunuz. Odanın büyüklüğünü geniş açıdan gösteriyorum. Bu arada GoPro ile 5.3K çözünürlükte izliyorsunuz. 60 frame akıcılığında izliyorsunuz. Bunların tamamını sizin uyarlarınızla yaptım arkadaşlar. Görüntüyü daha geniş olmasını istediniz. Onun için aldım GoPro 10 Hero 10 modeliyle çekiyorum. Yine kaliteli bir mikrofon. Burası yatak odası ve yatak odasının ebeveyn banyosu. Buraya kadar tavanlara işçilik detayları uygulanmış durumda. Termosifonu ve banyo mobilyasını seyrediyoruz. Evet, şu anda ebeveyn banyosundaki kalite ve işçilik detaylarını görüyorsunuz. Yukarıya kadar granitlerin şıklığı gerçekten çok dikkat çekici. Mobilyaların ve içerisindeki lavabonun, duvar kaplamalarının, duşakabinin, duş başlığına kadar kalitesinin çok dikkat çekici olduğunu görebilirsiniz. Özellikle granitlerin bu görüntüsü gerçekten çok hoş arkadaşlar farklı bir ambiyans oluşturmuş. Çoğu evde ebeveyn banyosu atlanıp basit bir şekilde geçilir ancak burada burası bile atlanmamış durumda. Şu anda yatak odasının ön tarafındayız ve balkona açılan bölümü ve salon kocaman salon. Karalajlı beyaz kapıyı görüyoruz. Salonun en yüksek noktası orta taraftaki yüksek noktası 5,5 metre tavan aralığına sahip. Bu da içeriği inanılmaz havadar ve aydınlık, ferah, geniş bir yer haline getiriyor. Bakın, yükseklik çok yüksek. Evet. Geniş ön camlar çok şık. Burası doğrudan havuza bakıyordu. Kapalı balkonu yani kapalı terası Belki kış bahçesi, kış balkonda diyebilirsiniz. Burayı görelim. Bu balkonda kışın daha rahat, soğuktan korunaklı bir şekilde kalmanız mümkün. Aynı zamanda çiçek ekiminde daha kolaylık sağlayacaktır. Bir de çok şık. Yani cam mekanla kapatılmış balkon. Açılabilir cam mekan zaten bu. Daha şık duruyor arkadaşlar. Diğer tarafta terasta, doğrudan havuzun önündeki olan terasta açık seçenek. Doğramaları yakından da görelim. Kapılar sürgülü alan kazanmak anlamında açılır kapanırdan ziyade sürgülü kapı daha şık oluyor. Bu tarafta da yine açık teras var. Salonu tekrar gösterdim. Sağ tarafta içeride kalıyor mutfak. Onun aydınlatma penceresi ayrı. Buradan yine havalanmasını ve aydınlatmasını sağlıyorsunuz. Açık balkon tercih edenler için otomatik panjur antrasit renkte yine PVC'lerle uyumlu şekilde olacak. Yukarıda düz zelet aydınlatmalar, dış tarafta spot ışıklar. Zeminler yine temizliği kolay bir seramikle kaplı. Doğrudan havuzu görüyor. Normal bir yerinize yaptırdığınız zaman da oraya bakacaktır. Bahçenize merakla beklenen mutfak tarafına doğru yönelim artık. Çünkü bu tarafta merak ediliyor. Yukarıdaki aydınlatma detayları, mutfak dolaplarının rengi beyaz olarak tercih edildi. Burası içeride kaldığı için açık mutfak değilmiş gibi oluyor ama aslında açık mutfak şu anda. Dilerseniz kapalı da yapılabilir evin modeline takılmayın. Çeşit çeşit istediğiniz büyüklükte büyütülüp küçültülebilir arkadaşlar. Bunların gördüğünüz her şey değişebilir. Her şey. Bakın burası orta ada mutfak diyorlar. Ada mutfak üzerinde granit mermerit. Alt tarafında yine geniş mutfak dolapları. Net görmeniz için içinde gösteriyorum. Alan kazanmak çok önemli bu tür tasarımlarda. Ne kadar Geniş yeriniz varsa o kadar kullanımı kolay oluyor. Karolajlı tabi bunlar moda. İç hacimleri gayet güzel. Tüm dolapların mobilyaların bitiş yerleri yani e, tutma bölümleri kapakları kapı stoplarıyla tutturuluyor arkadaşlar. Tamamı beyaz ve klasik çizgilerle seçildi bu mutfak dolaplarının alt taraflar seramik ve mermerit kaplamalı. Burada boylamasına uzun tezgahı aydınlatacak bir pencere tercih edildi. Bununla daha görüntü daha aydınlık bir hal alıyor tezgah bölümü özellikle. Stoplu kapaklar genişliklerini görmeniz için açıyorum bunları. Arka tarafta beyaz üstü motifli siyah beyaz fayanslar. Evet, burayı da görelim şöyle çekmeceleri falan hepsi stoplu. işte o ankastreleri konacak. Buzdolabı ve makineler için yerlerde mevcut. Genişten bir göstereyim mutfağı. Ve şimdi de şeye geçeceğiz çünkü mutfaktan sonra. Kış bahçesi veya bahçe mutfağı mı diyelim. Bahçenin içerisinde doğrudan mutfak ve tuvalet olan 30 metrekarelik yere geçiyorum şu anda. Evet. Bu bahçe içerisinde bir tercih arkadaşlar. Bu da sizin aklınızda bulunabilir. Evden bağımsız olarak bunu da yapabilirsiniz. Bahçenin içerisinde bu şekilde Sürgü kapılı, etrafı camikan Kaplanmış Böyle Seramik zeminli içerisinde şu sağ tarafta görüyorsunuz tuvaleti de olan bir bölüm yapılabilir. Doğrudan bahçeyi seyretmeniz, kışın buraya gelip Oturmanız, buradaki Mutfak bölümünde bir şeyler pişirip tüketmeniz mümkün. Hani buraya kanepe veya işte oturmalık bölümler konduğu zaman doğrudan bahçenin içerisinde yağmurdan ve soğuktan korunacak şekilde kalabiliyorsunuz havuzun kenarında ama normal bahçenize de bunu yaptırmanız bence gayet makul. Aynı şekilde, aynı motiflerde ve kalitede mutfak dolabı burada. Tuvalet bölümünü gösterelim bahçenin içerisinde bir tuvalet yani eve girmeden o şekilde düşünün. Arkadaşlar evlerin fiyatlarını hesaplarken dediğim gibi metrekare fiyatını 2000 TL olarak hesaplamanız gerekiyor standart bir ev için. Üzerine lüks malzemeleri eklendikçe bunların farkı fiyata yansıtılıyor. Ancak kanalda 35 veya biraz daha fazla modelimiz oluştu şu anda. Bu modellerin içerisinde hesabınızı yaparken bu şekilde hesap etmeniz gerekiyor. İletişim bilgisi açıklamalar bölümünde kanala naçizane desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Şu anda tekrar salonu bir kez daha gösteriyoruz ve videonun sonuna yaklaşıyoruz. Kanala naçizane desteğinizi bekliyorum. Bu video 18.000 abonemize özel videoydu. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten içinde gezerken ben çok beğenerek gezdim. Her detayında kalite gördüm. Naçizane kanala desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Like, yorum, paylaşma ve abonelik desteğinizi talep ediyorum. Şimdi en çok beğendiğiniz modelleri seyrediyoruz. Yeni kanal logomuzdan sonra. Uygun fiyatlı model bunu tercih edebilirsiniz. Arkasından full çelik gövdeli modelimiz. Bu ev en çok satan modellerden bir tanesi. Şimdi yerden yüksek model. Bunların alt tarafında deposu bulunuyor arkadaşlar. Tüm videolara kanal linkinden aşağıda gördüğünüz o logoyu gösterdiğim pembe renkli logo kısmından tıklayarak kanaldaki tüm videolara ulaşabiliyorsunuz. Bu videolara desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Mutlaka 35-36 tane model oldu. Ev modeli mutlaka içinden bir tanesi sizin beğeninizi kazanacaktır veya evet bu benim düşündüğüm ev modeli diye düşüneceğinizi zannediyorum arkadaşlar. Tekrar kanala desteğinizi talep ederek bir sonraki videoya kadar sağlıcakla kalmanızı diliyorum. Modellerle baş başayız.